yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Elimde değil. Seni kıskanıyorum. Seni kıskanıyorum. Affet. Beni affet. Sevgilim. Oy, Nazım Hikmet şiiri. Bilirsin. Kimdi bu söyleyen? Volkan Konak. Şimdi bu Volkan Konak'ın son albümünden mi? Yes. Yes. Ne kadar? Yes. Evet değil mi ya? Böyle daha iyi olsun. Yes, çok yabancılaştık. Bu İbrahim Tatlıses. Çok müthiş. Ya ben vedadan önce bir şey daha sorayım. Tabii. Bu Volkan Konak'ın bir şarkısı daha var ya böyle. Şey mi diyorsun? Bilindik. Dağlarda kartal idim. Var mı şu an önünde listede? Çalayım mı? Bir tıklasana bir duyayım bakayım şimdi. Ya böyle... Ben mesela onun şeyini çok seviyorum. Çok acıklı bir şey ya. Söylediği. Kazım Koyuncu öldükten sonra ona yazdığı bir şarkısı vardı. Ben onu çok... Adı ne onun? Ya ben şu Gardaş. Anda... O değil ya. Ben başka bir tane Sen var. Şunu diyorsunuz bana galiba bir saniye. Şu son klip çektiği galiba ya. Şu olabilir mi? Göklerde kartal gibiydi. Bu değil. Mimoza Çiçeği çaldık, o değil dedi. Şu mu? Atlat biraz, hoplat zıplat. Değil. Bu da değil. Değil. Şu şarkısı olabilir. Nefesim nefesim. Bu da değil diyorsun. Değil değil. Karıma mektup var, o olabilir mi? Yani son... Ya göğsümde sızım falan diye sözleri var. Göğsümde sızım. Dur bakalım, önümüzde şey var. Ama bunda... Gitti mi? Arada böyle oluyor ya. Vallahi ya Volkan Facebook'ta Konak... geçen gün dinledim. Daha doğrusu birisi, bir arkadaşım paylaşmış, önüme düştü. Son albümler mi acaba? Son albümse bu son albüm de olabilir, olmayabilir de bilmiyorum ama orada paylaşılan şu şeyler böyle yani. Geliyor ya. Şu olabilir mi? Atlat bunu biraz. Dağlara, yollara, çöllere. Budur kesin. Diyardan diyara bir yol. Sor beni yarim yarim. Bul beni yarim yarim. Çok güzel şarkı değil mi? Ya bunu... Ağlamalı bir şarkı. Birisi paylaşmış, göndermiş. Bilmiyorum kim oldu da yani. Dinledim. Merak ettim yani. Dinleyeyim mi dedim. Volkan Konak'ın gerçekten bazı şarkılarını böyle çok severim. Evet. Etkili şarkıları var. Bu şarkı nedir yani? Çok güzel değil mi? Yani. Değil mi? Tam ağlamalı bir şarkı. Sen kalem ol, bende kağıt. Yaz beni yarim yarim. Çiz beni yarim yarim. Çöz beni. Çok duygulandık. Her an ağlayabiliriz içinde birlikte. Ah beni. Ama ağlama sen, kıyamam kanka. Herkes böyle işin gırgırında zannediyor. Cidden çok duygusal bir şarkı. Çok duygu dolu şu anda. Ortam, stüdyo. Kimse anlamıyor şu an. Biz hani şakadan gidiyoruz ya. Şu an çok duygusal iki kişilik. Sözleri yalnız mükemmel. Evet. Of of yarim yarim. Kurban olan kalem tutan ellere, dertli dertli name çalan tellere, yanık yanık türkü diyen dillere, dağlara, yollara, çöllere, diyardan diyara bir yol. Sor beni yarim yarim, bul beni yarim yarim, gör beni yarim yarim, ah beni. Sen kalem ol, bende kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah.
kağıt. Yaz beni yarim yar, çiz beni yarim yar. Hep böyle biter zaten. Sonlar hep böyle acıdır. Program sonunda böyle buldu nihayetini. Bul beni yarim yarim. İnsan hayatında belki de bir kişiye söyleyebilecek bunu. O kişi de hiçbir zaman gelmeyecek. Aynen. Hiçbir zaman duymayacak. Belki bir kişiye söyleyeceğiz. Duysa da gelmeyecek. Belki değil ya, bir kişi. Duysa da gelmeyecek. Gelmeyecek yani. Zaten o kişiyi bu sözleri söylemeyi hak ettiğini düşünmesi için seni bu noktaya getiren şey onun gelmemiş olması. Yani buraya kadar getirmemiş olması gerekiyor. Doğru gelmemiş olması yani. Efendim ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Yavuz'a teşekkür ederim programına konuk ettiği için. Ben apar topar mikrofon elimizde geldik buraya. Estağfurullah, başım üstüne. Beraber sohbet edelim, konuşalım diye özlemiştim. Uzun zamandır radyoda beraberce sohbet etmeyeli çok olmuştu. Hepinize çok teşekkür ederim bizlere kulak verdiğiniz için. Düşüncelerinizde, duygularınızda sizle gecemize ortak olduğunuz için, bizi yanınıza misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen günlerde yine bir beraber programda ya da ayrı ayrı yaptığımız programlarda sizlerle, orada bulunanlarla tekrardan görüşmek, konuşmak, sohbet ve muhabbet etmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bul beni yarim yarim. Hoşçakalın. Gerçekçi olduğun için teşekkür ederim. Gerçekçi örneklerinle gecemize renk attığın için teşekkür ederim. Bazı ayyuka çıkmamış duyguları bizlere hatırlattığın için teşekkür ederim. Yüreğine, sesine, Nescafe'ne, her şeyine sağlık olsun. Artık bir Nescafe borcum var sana yani. Bundan sonra ben ne yaparım? Biz aramızda bir olur. Afiyet olsun. Eyvallah. Bir gün biraz üzerimizden atalım bari şu duygusallığı. Bir gün tatlı, o zaman rejimde değildim galiba ben. Bilmiyorum, rejimde miyim, değildim değil mi? Ben de çok hain bir insanım aslında değil mi? Kendimi biliyorum. Dedim çocuklar, dedim tatlı var dedim. Yavuz çok duygusal arkadaşlar. Bari abla tatlı yapmış, ellerine sağlık. O zaman sesleniyor bize. Sesleniyor. Ben dedim, beyler dedim tatlı dedim, hani tatlı yiyoruz falan hani. Hadi yiyelim dedi bunlar da böyle bir iştahla. Benim ama sorman de, burada önemli. Benim beyler de, tatlı isteyen var mı dedin. Benim de elimde bir tabak tatlı. Bunlar da istiyoruz deyince dedim gidin alın oradan dedim. Gittim kendi tatlımı kendim yedim. Kendimi affetmeyeceğim bugün için. Dedim, ama mutfakta. O gün kendimi gürbüz gibi zannettim. Hani var ya kek star reklam var ya, kek reklamı. Bir tane gürbüz var, herkes saklıyor kekini. Ben de o ara kendimi gürbüz gibi hissettim tatlımı. Siz ortak olmayasınız diye. Rejimden sonra gürbüz bir delikanlı oldun zaten. Rejimden sonra tatlı falan kalmadı. Ağzım tadı ondan kaçtı zaten ya. Hayat çok tatsız geçiyor bana yani. Hep böyle tatsız olmaya başladı. Demek tatlı yiyip tatlı konuşmak geçer, bunda olsun. Geçer, merak etme. Tabii canım geçer tabii. Neler geçer. Geçmiş, kimler gelmiş, kimler geçmiş. Aslı da ölmüş, Ferhat da öldüyse biz de öleceğiz, biz de gideceğiz yani. Efendim çok teşekkür ederim tekrardan sana. Ben teşekkür ederim. Yine beklerim böyle ansızın gelmeni. Böyle planlamadığın şeyler insan hayatında daha güzel olur. Bir şey planlayarak yaptım yani, olmuyor. Yani o yüzden bunu özellikle üstüne basa basa söylerim. Evet. Sürpriz yapmak lazım. Lazım. Neyse cuma gecesi gidiyorum. Ben siz kalacaksın bir gün burada. Valla çalıştıracağız Hakan işte, ne yapalım. Hakan. Tabii. Yani. Yok anlamadım. Bana mı Hakan diye çalışıyor? Yok, ekip yoğun yani biliyorsun. Biliyor. Ben zaten buradayım hani nöbet. Tamam. Hakan da nöbet. Bu arada yazı yazdığı zaman sesleri duyuyorum. Bu internet yayına gidiyor herhalde bu sesler. Yani internetten dinleyenler. Sana da teşekkürler var. Facebook'taki ben de Tuğba teşekkür ediyorum. Tuğba'ya ben de çok teşekkür ederim. Dinlediği için. Esen teşekkür için. Ediyor. Aynı şekilde. Cemile teşekkür ediyor. Filiz teşekkür ediyor. Gidiyorsun diye. Gidiyorum diye teşekkür ediyor. Tamam o zaman koşa gideyim ben. Bana da kimse teşekkür etmiyor yani. Hayır işte öyle bir şey. İşte nereden yakalarsan diyor mu işte böyle yaparsan böyle görürsün. Yani yaşattığın duygular adına arkadaşlar, teşekkür ediyorlar. Arkadaşlar vallahi çok özür dilerim. Geldim. Kurban olam ya. Koca kafalı adamlar çizdim. Uzaylıya benzediler zaten buradakiler. Türk gibi yapmışım bir tanesini. Ama oranın psikolojisi yani. Çok kötü ya. Bir gün böyle Serkan Hoca programı, ben kendim orada böyle androidler gibi hissediyorum yani. Düzün de tek başına oturuyorsun. Hiç bütün bu hediyemi seninle paylaşacaktım. Ama benim gitmeme teşekkür ettiğin için. Dostum valla psikolojim bozuk. Üstüme geldi fazla. Öyle bak, bir şey yok yani. Hediyenin bir özelliği de ne biliyor musun? Bak buradan kolunu çekiyorsun, öbür taraftan uzuyor. Bak ciddi söylüyorum ya. Buradan çekiyorsun. Ben nasıl ikle kopartırım ben sizi yani oynarken. Hediyelere değer veriyorum. Ben de. Bir çuval hediye var evde. Yani, bir çuval. Benim hiç yok. Bir tane ciddi oldu. Misin? Başka da ben yok. Bir çuval var. Yani, sağ olsun. Biz abim çok eskiden incik boncuk gelirdi sağ olsunlar. Hala teşekkür ederim bir ondan. Bir tespihin kavgasını yapıyoruz burada. Evet şimdi bir tane benim askere çömezimin, çömez demek iki alt devre demek verdiği bir tespih var bana. Onu
yad ediyorum, hala taşıyorum onu. Kardeşim kopardı bir kere bunu oynarken. Hemen bir, sen mi topladın? Hemen gittim topladım. Vallahi bunun bir kubbesi falan da vardı. Onu bulamadım yani. Kübra'yı evde çok kolladım ama yani bunu bulamadım. Kubbeyi bul. Kubbeyi bulamadık. Vallahi nihayetinde neyse ya, çok konuşuruz. Tamam. Vallahi eyvallah, çok konuşuruz. Sağ olasın. Metan Yalçın demiş ki aga süpersin. Trakyalıyız aga. Artık buradayım. Teşekkürler. Gönlüne sağlık şiir için demiş. Eyvallah sevgili Metan. Ben burada bir iki şiir okudum sen yokken. Evet. Böyle de oldu. Biliyoruz zaten iyi okuduğunu ve şarkı söylemeni de isterdik ama sadece eşlik ettim. Başka bir zamana artık böyle bir şarkı olabilir. İnşallah. Efendim ben de gidiyorum. Ben de. Vallahi bilmiyorum ki abi, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Bir dakika, şimdi programa sen başlarken ben duydum. 11'e kadar dedin. Tam 4 dakikan var. Tamam. Tam 4 dakika. Tamam. Konuşacaksın. 4 dakika konuşurum, ne olmuş yani. 11 dedi mi? Tamam, 11 dedim. Saat programı 11 noktalı. Yani. Eyvallah, sen bilirsin. Şey, bana unutturma kaydı. Evet. Kaydı da unutma. Vallahi. Onu durdur. Böyle bir iyi bir hatıra kaldı. Haline döndür. İyi bir hatıra kaldı bize tekrardan. Evet. Gidiyorum. Eyvallah. Teşekkür edecek misin yine? Yok, teşekkür etmiyorum. Ben bu hüzünle yola çıkıyorum. Yok. Eve gidene kadar düşüneceğim yine bunu. Yine beklerim. Acaba bu niyetle mi söyledi bana? Olur mu? Niyetimi tamam, biliyorsun. Şey gerçekten çok tatlıydı, çok keyifliydi. Mikrofonu kapat istersen, burada tamam. Gürültüm gitmesin. Eyvallah, sağ olasın. Efendim böyle bir geceyi daha geride bıraktık. Keyifli bir gece. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bu gecemizden. Allah'a emanet ol. Ve her güzel şeyin sonu çabuk geldiği gibi bu programın da bu akşamlık sonu çabuk geldi bize. Gönül ister biraz daha kalalım. Gönül ister biraz daha sohbet edelim. Ama gönül istemeyiyle bazı şeyler olmuyor. Gönül birçok şeyi arzu ediyor, birçok şey istiyor ama dediğimiz gibi istediğimiz her şey olmuyor. Bizi dinleyen, bize kulak veren, bize eşlik eden, sohbetimize katılan tüm arkadaşlar şeklimizi iletip bundan sonra böyle boş vakitlerim var. Artık boşluk dolduruyorum. Boşluklarımı kendimle doldurmayı istiyorum. En azından kendi duygularıma böyle şarkılarımla sohbetinde hoşunuz olur umarım. Tek tesellimiz bu oluyor şu an için bize. Normalde Cengiz abiyle kapatırdım. Bu akşam İmparator'la kapatıyorum. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Hani yıllanmış şarap gibidir deriz ya. Öyle bir şarkıdır. Dağlar alsın ağrını, kim çeker ki kahrını. Efendim hoşçakalın, dostçakalın. Rabbime emanet olun. Kahrını özledim, görmedim, bilmedim yerde. Yeah.